Hamaratlı Örgüler YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma her zamanki gibi hoş geldiniz. Bugün böyle ben liflerin üzerinde veya bebek battaniyelerin üzerinde görmüş olduğunuz bu gülden yapacağım. Ve bu gülün yapılışını inşallah sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Örgü işi, gül yapımı. Videomuzda inşallah dediğim gibi göstermeye çalışacağım bu örgü işi, gül yapımını. Hemen başlayalım. Ben böyle daha önce bir tane yaptım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha yapalım. Bunun için 52 tane zincir çekelim. Hemen şimdi zincirimizi atarak başlayalım. Şöyle bir sabitleme düğümü atıyorum. Hemen 52 tane zincirim için zincirlerimi sıralıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 52 tane zincirimi çektim. Tığıma doluyorum. Geriye doğru sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4. ilmeğimin içerisine. Geriye doğru saydım ve 4. zincirimin içerisine buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere. Tekrardan battım. Buraya da trabzan yaparak kapatıyorum. Bakın burada bir kutucuk oluşturmuş olduk. Zincir çekmeden tığıma doluyorum. Alttan sayıyorum. Bakın geriye doğru. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye doğru battım ve ikili bir trabzan yaptım. Yine 4 zincir şimdi çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonumuza kadar yapacağız. Şimdi zincir çekmeden tığıma doluyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dört zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 zincir. Aynı yere batıyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonumuza kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldik sayılır. Burayı da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Şu kısım kaldı. Hemen burayı da bakın. 1, 2, 3, 4. Dönüyorum. Dönmeden pardon. 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Bu şekilde oldu. Şurada bakın üst kutucuklarımız 3, 6, 9, 12, 13 tane olması gerekiyor. 14 kutucuğunuz da olabilir, 12 kutucuğunuz da olabilir. Bu kadar bir eksik bir fazla fark etmez arkadaşlar. Onun için yaptığınızı sökmeyin. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyorum. Tığıma doladım. Buraya 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tığıma sadece pardon. Tığıma dolamadan şuradaki bakın ara var ya bu aramıza batıyorum ve böyle sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu gülümüzün şu kısmı, yaprak kısmını yapıyoruz. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım ve sıradaki diğer kutucuğumuzun içerisine buraya batıp buraya da aynı şekilde 10 tane ikili trabzan yapacağım.
Her kutucuğumuzun içerisine aynı şekilde 10 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi hemen yanındaki kutucuya sık iğne ile sabitleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Bir zincir devam ediyorum diğer kutucuğumda. Evet, bu şekilde yaparak sıra sonumuza kadar gelelim arkadaşlar. Son kutucuğumun içerisine de 10 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şuradaki bakın başta yaptığımız atladığımız 4 tane ilmek var ya oraya küçük olan yere şöyle hemen sık iğne ile tutturdum. Şimdi ben burada ipimi kıracağım. Makasımla hemen şöyle kesiyorum. Biraz uzun bırakın. Az bir şey. Daha sonra çünkü dikeceğiz onu. İpimi çekiyorum. Evet. Yapraklarımızı şöyle elimizle düzeltelim. Ondan sonra hemen şeklini verelim. Bakın. İpimi alta alıyorum. Şöyle yavaş yavaş döndürdüğünüz zaman zaten bakın kendiliğiyle dönüyor. Şekli zaten kendisi alıyor. Siz sadece elinizle şöyle ona yardımcı olun. Gülünüz zaten kendiliğinden şeklini alıyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi iğnemizi takalım ve bu şekilde sabitleyelim. Ben sabitledim. Ama gene ipimi tam olarak uçtan kesmedim. Bir yere sabitlerim diye tekrar iğnemi takmam gerekebilir diye. O yüzden kalan ipimi de kırmadım. Şimdi hemen iğnemi takıyorum. Son kez daha şöyle elinizle güzel şekil verin. Ondan sonra şöyle arka kısmını döndürüp bakın şu son olan kısımdan şuradan girelim ve bütün çiçeklerin alttakinden hepsinden aldığınızdan emin olun. Yani ilmekten geçtiğinizden hepsinden daha sonra böyle çekin. Daha sonra şu taraftan da şu şekilde tutturun. Böyle bu şekilde dikmeniz yeterli zaten. Evet. Evet. Gülümüz bu şekilde diktik. Daha sonra sabitleyeceğiniz yere de nereye lipinize veya bebek battaniyenize dikebilirsiniz. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz çiçeklerimizin uçlarına inci de dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere elimden geldiğince örgü işi, el işi, gül yapımını göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve bu arada lütfen buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur musunuz lütfen? Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Tekrardan hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.